Ulusal politikamız maalesef yok ama dünyada gerçekten çok ciddi politikalar geliştiriliyor bu konuda. Kültür endüstrisi, knowledge ekonomi, bilgi ekonomisi şeklinde çok yeni kavramlar çıktı. Hatta yeni ekonomi adı altında yeni akımlar oluştu ve tüm dünyada bu konuda çok ciddi, gelişmiş olan ülkeler çok ciddi politikalar geliştiriyor. Özellikle dijital haklar bağlamında inanın çünkü artık bugün müzik, sinema gibi endüstriler dijitalleşti. Yani Türkiye örneğinden gidelim. Eskiden 100 milyon kaset için 100 milyon bandrol alınırdı. Şu anda bu rakam 10 milyon çok altına düştü. Ama biz müziği daha mı az kullandık? Yani 10 katı aşağı düşen bu rakamlarda biz hayır, biz müziği daha fazla kullanıyoruz. Ama dijital ortamda kullanıyoruz artık. Her şey dijitalleşti ve bu inanılmaz bu süreç devam ediyor. Bugünlerde de kitap dijitalleşmeye başladı. E-kitap gibi, Z-kitap, zenginleştirilmiş kitap gibi kavramlarla karşı karşıyayız. Daha çok kullanıma tabi tutuluyor. Farklı kullanım şekillerine tabi tutuluyor. Bu kapsamda da gerçekten de ulusal politika geliştirmesi lazım ama bir politika yok maalesef. O nedenle de hukuki altyapı sağlıklı olmadığı için politikalarda geliştiremediğinden dolayı sektörler bu sefer geri gitmeye başladı. Mesela Türkiye'de bugün müzik sektörü geri gidiyor artık. Sinema sektörünü diziler yoluyla geliştirmeye çalışıyoruz ama hukuki altyapıda yine ciddi problemlerimiz var. Yani dizi ihraç ediyoruz ama hukuki altyapıya girdiğinizde bugün girin internete istediğiniz diziye istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunların pek çoğu korsan. İzinli değil ama sizin ulusal bir politikanız olsa doğru düzgün bu politikaları devreye sokarsınız ve mevzuatınızı da bu politikalar çerçevesinde şekillendirir ve uygulamaya sokarsınız.